Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün Uncharted serisinin evrimine yakından tanık olacağız. Tabii ki de Nathan Drake Collection paketi adı altında. Sever misin Uncharted'ı? Sevmez miyim ya? Kim sevmez ki? Ya. Yani deli gibi bekliyorum şimdi dördüncü oyunu. Ya bir şey söyleyeyim, Uncharted 1, 2, 3'ü de oynadım. Bayağı oynadım. Zaten bu hem inceleme hem ilk bakış olacak. İlk bakış inceleme. Ya şikayetim var ama arkadaş, niye Golden Abyss yok ya? Ben onu oynamadım bir tek. Vallahi, onu da her şeyi remaster yapıyorsunuz. Golden Abyss'i de şuna ekleyin ya. Golden Abyss bu arada Vita için çıkan versiyonu Uncharted'ın. Fena bir oyun değil açıkçası. Keşke ekleselermiş hakikaten. Ne dediniz PS4 sahiplerinin yalnız, günahı? Aç gözlü olmayalım çünkü adamlara helal olsun. 3 oyunu koymuşlar. Hı. Cillop gibi güzelleştirmişler. Yani zaten güzeldi. Yani ilk oyunu falan bayağı hoş yapmışlar. Artı, yani. Artı. Türkçe. Türkçe fakat evet. Bize gelen sürümde Türkçe yok. Dublaj yok. Her şey Türkçe, dublaj yok. Enteresan, öyle bir sürüm geldi. Niye bilmiyorum. Basın ama inceleme kiti geldi. Dur şuradan göstereyim. Basın kiti geldi ve içinde her şey Türkçe, bir de dublajlar yok. Benim bildiğim şöyle, kadarıyla ilk oyun, ikinci oyun da Türkçe oldu. Bu, evet yani şöyle bu basına gelen bir şey paket. Bu tabi uluslararası arenada hazırlanıp gelen ortaya çıkarttığı için Türkçeyi ekleyene kadar çoktan yapmışlar. Ama menüler falan Türkçe. Sadece evet. Dublaj kısmı yok. Herhalde erken bir sürümüydü oyunun. Evet. Bilmiyorum. Şu an Uncharted 1'e bakacağız. Bakın bu oyuna der misiniz ki? Ne dersiniz bu oyuna? PlayStation 4 3'ün ilk çıktığında zaman. Çıkan oyunlardan biri der misiniz? Valla. Der misiniz buna? Bakayım. Ne dersiniz bu arkadaşa? Uncharted'ı çok özledim diyorum. Evet, ben de acayip özlemişim ya. Nasıl iştahla oynuyorum öyle böyle. Korkum değil ne biliyor musun? Ben bunu alacağım. Vakitsizlikten üçünü birden baştan oynayayım derken hepsi hep alacak. Bitiremeyeceğim. Dörde kadar da sıkılacağım bu sefer tekrar oynamış olmaktan. Zaten şunu söyleyeyim. Uncharted 1, 2, 3 çok kaliteli oyunlar eyvallah ama oynarken 4'ün videosunu seyretmeyin. Aradaki muazzam ince detayları bile o kadar gözünüz takılıyor ki. Biz daha yeni seyrettik. Hani incelemeden önce bir bakalım dedik Uncharted 4'te ne yapmışlar. Adamlar inanılmaz bir gelişim göstermişler yani. Şu an 1'i mi oynuyoruz? Şu an 1'i oynuyoruz. 1'in 8. chapter'ındayız. Sevdiğim silah almışsın bu arada. Şimdi hatırladım bak. Şu silah mermisi bana şey evet. Gibi geliyordu böyle. Mısır'daki hiç tanımadığım dedemin amcasından miras kalmış gibi. Şu abiyi de vuralım da. Ya... Grafikler kesinlikle elden geçmiş, onu söyleyebilirim. Patlıyorsun. Yok patlamam. Patlamayız asla. Kesinlikle elden geçmiş grafikler. Çünkü benim hiç mesela gözüme tabii ki de bir PlayStation 4 oyunu demezsiniz ama yani kesinlikle rahatsız etmedi. Ya hiç bilmeyen birisine sorsak bu PlayStation 3 oyunu mu 4 oyunu mu diye. Kim var hiç bilmeyen? Gençler. Ama biliyor artık oradan duyuyor. İpucu zaten biliyordu da. Yani... Türkçe altyazı eklenmesi, dublaj yapılması ki duymadık dublajı. Aynı kadromu bilmiyorum o yüzden emin değilim yani. Çünkü çok üzerine durulmadı dublaj yapılıyor bakın geliyor falan filan diye. Onu bir öğrenince sizden de bilgilendim. Çünkü biz bunu 5 Ekim'de mi ne çekiyoruz? Basın yasağı olduğu için, ambargosu olduğu için siz biraz geç izleyeceksiniz. Bilmiyoruz ama onunla ilgili not düşeriz muhakkak yani. Hani... Ay bu bölümü de çok severim ha. Motor ilgini. Hani Türkçesi nasıldır bilmiyorum ama hani onu bir kenara bırakırsak oyun gerçekten... Çok çok iyi duruyor yani. Size Uncharted'ı bir de anlatmak gerekirse baştan bir hazine avcısı Nathan Drake'in maceraları diyebilirim. Ya Uncharted 1'e çok uzun süre ben kayıtsız kaldım. Sonra Amerika'ya gittiğimde E3 için dedim alayım ya şuradan oyun almadan dönmeyeyim Amerika'da. Uncharted 1'i aldım, o bir süre daha yattı evde. Sonra açtım oynadım. Hastası oldum arkadaş hakikaten yani. Hakikaten de şey bir oyun değildi yani. Öyle hani işte Uncharted geliyor bakın nasıl da bir ekskluzif yaptık. İlk oyun ya bir de böyle serinin. Evet ilk oyunu. Öyle bir denilen bir oyun değildi yani. Hatta Tomb Raider çakması diyen de oldu. Ama başarılı diyen oldu çakma olmasına rağmen falan. Tomb Raider'da hiçbir alakası yok. Var benzer yanları ama. Ya konsept şey hani. Çok farklı. Hatta yeni Tomb Raider biraz Uncharted'a benzemeye evet, evet. Çalıştı daha sonra. Evet. Çünkü artık zamanımız aksiyon zamanı. Bama'da Güme'de ilerleyen böyle filmvari oyunların ki, zamanı. Ki Uncharted 1 o açıdan hani mesela sinematik aksiyon dendiği zaman hani Uncharted direkt akıla gelen bir oyun belki ama ilk oyun mesela o değil. Kadar da tabii, tabii. Bir sinematik tarafı yok açıkçası çok yani. Çok standart aksiyonlar bunlar şu anda mesela hani, yaptıkları. Şimdi baktığımız zaman ilk çıktığı zaman çok herkesi beğenmiştik. Herkesi vurmasan da gitsen. Ama o zaman arkamdan ateş ediyorlar ve şunları patlatıyorlar. Üzüyorlar beni anlamıyor musunuz? Onlar patlamıyor pek galiba. Patlıyorlar ya. Az önce patlattı bir tanesi. Pıt. İnanılmaz uçtu ama böyle bu uçuşuyor. Adeta bir James Bond filmi.
Bunu da şeyi beğendim ben. Remastered'lardan çokça şikayet eden bir insan olarak bayağı hepsi neredeyse etmediğim yani. Ama hep sevdiğim oyunlar. Arkadaş oyunu. Remastered her şey remastered'ı bana veriyorsunuz inceleme diyen adam. Öyle ben demiyorum. De, tamam mı? Hayır öyle demiyorum. Remastered geldi kokusunu aldı sanki yukarıdan koşarak geldi. Uncharted'ı bana veriyorsunuz değil mi dedi. Hemen aldı gitti. Ama yani öyle bir şey demedim ben. Ben kendim itiraf ediyorum. Kendim kaşınıyorum yani hani. Ama güzel oyunların remasterları çıkıyor şimdi. Ne evet, sevdiğimiz kötü oyun da gelmiyor aklıma ama onun yani kötü bir oyunun remasterı çıkmayacağı için ya sevdiğim muhakkak bir oyunu o haliyle görmek istiyor insan. Aynen. Şey gibi manasızlıklar olabiliyor tabii. Devil May Cry çıkıyor, 6 ay sonra Devil May Cry remastered. Tomb Raider çıkıyor bir işte 8 onlar, ay sonra. Onlar saçmalık tabii de. PlayStation 4'e. Bu arada Uncharted 1 hazır ben ne yapacağım tam hatırlayamıyorken gidelim Uncharted 2'den devam edelim ya. Hadi bakalım. Şeye döndürüyor mu seni tekrar ta en PlayStation 4 menüsüne falan? Yok bakın hemen buradan geçebiliyorum. Burada menüye geldiğim zaman giriş menüsü diye bir şey var. R1'e basıyorsunuz direkt Uncharted 2, 3 hangisine devam etmek istiyorsun diyorsun. Hepsini ayrı ayrı mı tutuyor acaba? Save'lerini mi? Hepsini. Evet hepsinin save'leri yani tek bir klasör var Nathan Drake Collection diye ama onun altında hepsinin parça parça save'lerini görebiliyorsunuz PlayStation 4'ün menüsünde. Ne diyordum? Remastered'lara bayağı illallah ettim diyordum ama Uncharted gerçekten de helal olsun yani 3 oyunu koymuşlar tek pakete. Ya utansın diğer firmalar. Fiyatı da Sony oyunlarıyla aynı. Dijital 189 liraydı. Evet normal yani öyle normal oyun fiyatına. Hani pahalı olur olmaz ya ayrı arkadaş, da. Tabii Türk insanının alım gücüne göre pahalı ama şeyler niye bu kadar aşırı pahalı? FIFA böyle 259 liraya FIFA gördüm şeyde DNR'da. İşte yani, akıl hayal alacak bir şey değil yani. Gerçekten de öyle. Oynadığım yere kadar ki bir bölüm açayım size. En sevdiğim bölüm açıkçası şu trende yolculuk bölümü. Çok hoşuma giden bir bölüm. Hadi 14'ten başlayalım. Hem yani, hareketli de bir bölüm. Sen dana gibi oynamışsın affedersin o zaman. Evet. Kadar geldi, oynadım. Ya ben 1'i de 2'yi de 3'ü de oynadım ama tabii hani hepsinin sonuna kadar gelmedim henüz yani ama tabii oyunları daha önce oynadığım için Uncharted 2 falan 4 kere bitirdim herhalde. Benim de fix rakamım 4'tür. Bir oyunu çok sayıdan 4 kere bitirdim. 4 kere bitiriyorsun. Yani o zamanlar eskiden işsiz güçsüz olduğumuz zamanlardan bahsediyorum. Fallout 4'ü 4 kere bitirir misin? Yok. Bir kere bitirirsen öp başıma koyabilirim herhalde şu an. Witcher'da mesela New Game Plus'a geçecek mi? Geçtim ama çok az oynadım. Yani hani 10 saat oynamamışımdır. 2 saat, 3 saat. Şimdi DLC'si gelecek ya bir de hani bir esprisi de kalmadı. Arada kıskanıyorum seni ya. Niye? Bir şey böyle uzun oyunları özellikle bitirecek vaktim olmuyor. Değil ki hani baştan oynayayım hadi bir daha. Ama işte sen vakiti kendin yaratmazsan vakit olmaz. Özel vakit yaratman vakit gerekiyor. Bir süre sonra biten bir hayvanım. Uncharted 2. Şu an çok bir şey göremiyorsunuz belki ama birazdan grafikleri ne kadar da muhteşem olduğunu. Vay be bu oyunu biz PlayStation 3'te mi oynamıştık? Diyeceğiniz bir oyun olacak. Bu arada inanılmaz bir Uncharted 1 ile 2 arasında şey farkı var ya. Hani aksiyon değil mi? Şey aksiyon. Oyun tamamen başka. Yani Uncharted 2 asıl patlatan oldu Uncharted serisini. Birden ziyade bence. Hani Uncharted 2'den sonra resmen hani benim oyunlara bakış açım böyle bir farklılaştı. Kesin öldün dedim. Kesin öldü. Yani Uncharted 1 ile 2 ile şunu anladım ki atlayamayacağı yer yok bir insan evladının yani. Maşallah Nathan Drake maymun gibi. Ya ben mesela sana soruyorum. Uncharted 1, 2, 3 desen. Hangisini ölmeyi tercih edersin? Ancak 2 de mi 3 de mi? 2 de öldürdü. 2 çok daha ya güzel. Ya sen de abi abartma. Bir kere öldüm diye bu kadar da mimiklerini yerden yere vurmaman lazım yani. Biraz şey olalım, destekçi olalım birbirimize. Mimiklerin kendiliğinden oluşuyor. Üzgünüm. Uncharted hangisini? Hangisini daha çok sevdin? 2. 2 değil mi? İki. Ama belki sen de ilk olmasından dolayı 3 de çok muazzam oyundu çünkü ama. İlk olmasından dolayı mı? Uncharted 1 hani 2 hani itiraf edeyim ben Uncharted 1'i aldım geldim dedim ya 2'yi arada oynadım. Sonra 1'e döndüm. Yuuu çık dışarı abi. Oha iyiymiş oyun deyip 2'yi yarıda bırakıp 1'e döndüm. Ya böyle bir şey olamaz ya neyse. Ben yani 2 ile 3'ten sonra oynadım ya. Evet. İdeali olan işte 2 ile tanıdığı insanlar diyorsun. Siz öyle şeyler yapmayın sakın. Ya bir dandik arkadaşlar.
Dandik mi? Dandik değil de. Diğerlerine göre daha. Ama 2'den 3'ten sonra oynarsan tabii ki de diğerlerine göre daha arka planda gelir. Onu ben gördüm. Merak etmeyin. Yani Uncharted tabii ki de hani ya bir yana zaten çok daha farklı, çok daha gelişmiş bir oyun. Yani zaten Uncharted'deki şey benim hoşuma acayip gidiyor. O kadar farklı yere gidiyorsunuz ki, o kadar güzel yere gidiyorsunuz ki. Ya resmen oyun şey gibi yani, gezi oyunu hatırlamıyorum. Oyunu gibi. Olmaz. Kimlerle neler konuşuyoruz? Böyle sırtıma çarptı, Allah kahretmesin ya. Yani benim burada oyunu oynamam, sizin de oyunu anlatmanız lazım. Tamam. Benim burada aynı iki şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Sen Nathan atlıyor. Sağ kroşe, sol yumruk. Öyle hop. Oyunu anlatırken öyle demedim ama olsun. Pardon. Evet, abiden M4 fırladı. Yani taşımayı seviyormuş M4. Tren sahnesi güzeldir ya. Biz burada hiç şey test ettik mi, bu tren bitiyor mu? Çünkü çevre sürekli değişiyor. Sen ilerlemezsen mesela bitiyor mu? Ha, yolculuğum bitiyor mu? Zannetmiyorum. Karlı yerlere gelince burada bir sürü adam vardı az önce. Yok muydu? Hayal gücüm beni yanıltıyor. Araya doğru, arkaya doğru gittiler galiba. O zaman gitsinler. Ben kimsenin peşinden koşamam. Kusura bakmasın. İşim gücüm var benim. Peki. Uçak biraz sahnesi 2'de miydi? 3'teydi uçak değil mi? Uçak 3'teydi. Arabistan çöle düşmeden önce çıktığımız uçak sahnesi vardı. O 3'teydi. O çok efsane bir sahne yani. Ben 3'ün şeyini çok sevmemiştim. Ya çok çok iyi oyun. Hakikaten de mesela bunun puanı 90 mesela 3'ün 90 derim yani ama tempoyu sevmedim ben 3'te. Çok fazla bulmaca, aksiyon bulmaca. Hani böyle oyun temposu biraz dengesiz geldi bana. 2 çok iyiydi o konuda. Ya 3'ün şeyi çok güzel. Silah dövüşüyle yumruk dövüşü arasındaki şeysiz, kesintisiz geçiş. Evet, o açıdan tabii ki de çok daha gelişmiş bir oyun. Ay, düşme. Köşe arkasında biri var galiba. Bakın, mesela buraya gelmeseydim büyük ihtimalle o tünelden çıkmayacaktım. Öyledir. Yani öyle bir, öyle ayarlamışlar. Öyle ayarlamışlar. Sonsuza kadar sürekli değişen bir çevre yapmış olmaları çok zor. İmkansız. Hatta çok zor gelecek, imkansız. Belli yani bir vagona gelince bence ne yapıyor abiler? Atlayıp ölüyorlar benim kucağıma atladıkları için. Bakın şu yani epiklik gerçekten de hani bir normal fantastik olmayan bir oyunda görülebilecek en epik sahnelerden biridir herhalde yani, ki bu trenin devamı çok daha epik oluyor. Biz o kadar görmeyiz büyük ihtimalle. Yukarıda birisi var. O yukarıda durabilir. Benim onunla bir işim yok. Benim işime karışmasın yeter. Ben burada adam vurmaya çalışıyorum. İşim de gücüm değil. Ya iyi oyunların mekanikleri ne kadar basit anlaşılabilir oluyor aslında. Değil mi? Yani ve onu da çok iyi kullanabiliyorsun. O elindeki silahlı adamlara tek atacağını biliyorsun. Vuramazsan veya bir ateş ettiğin yerinden vuramazsan ne olacağını biliyorsun. Yani hop, mesela bu son zamanlarda düşünüyorum da böyle tam bir shooter. Hani çok kaç RPG'yi karıştırmayan saf bir aksiyon oyunu düşünebiliyor musun mesela? Aklına geliyor mu böyle yakın aksiyon macera yakın zamanda? Böyle işi bulandırmadan gerçekten aksiyon macera abi benim yani olayım. Herkes açık dünyaya gömdü kendisini. Evet, mesela Tomb Raider da çok iyi bir oyun ama açık dünya öğeleri, RPG öğelerini yedirmeye çalışmış. Hani biraz daha içinde farklı şeyler barındıran. Ünlü düşürümüzün dediğine göre GTA güzel, Tomb Raider güzel ama Benena. Yani ne? Sen izlemedin galiba o şeyi, videoyu. Hangi videoyu? Biri benden tamam, habersiz tamam. Video mu yayınlamış? Evet. Senden tamam, habersiz tamam. Senle konuşmayacağız. Mesela saf aksiyon macera deyince Uncharted dışında böyle gerçekten de hani bu kadar iyi bir oyun benim aklıma gelmiyor ya. Geçen neslin en iyi serisidir hiç düşünmeden. Var mı itiraz eden? Geçen neslin en iyi serisi diyorum. İtiraz eden var mı? Yok mu? Kabul edilmiştir. İyi bir itiraz, bir şey gelmedi, geldi mi aklına? Geçen senenin PlayStation 3 geçen için. Geçen sene demedim, geçen neslin dedi. Neslin işte PlayStation 3 için en iyisi diyelim o zaman. Hayır. Geçen neslin en iyisi diyorum. Xbox için de, PlayStation için de, PC için de. O kadar. Tamam söyleyin, farklı bir seri söyleyin. Hadi dostum, lanet olsun, farklı bir seri söyleyin. En iyi. En iyi serisi. God of War ama PlayStation kim? PlayStation 3'te, God of War 3'te Ascension çıktı. Bir şey çıkmadı ki. God of War 3'te Ascension'da God of War 2'den kötü oyunlar. God of War 2 PlayStation 2'ye mi çıktı? Evet, PlayStation 2 son zamanların oyunuydu hatta. Hiçbir şey hatırlamıyormuşum ya. Hafızayı silmiş. Ya konuşurken ölüyorum ya. Bak adam titreşiyor, titreme geldi. Şey geldi. Spazm geçirdi. Koşu yolunu atmam lazım şeyi. Mass Effect'ten daha iyi mi? Mass Effect'e daha iyi.
Yo, aksiyon değil, ben en iyi seri diyorum ya. Ha, seri olarak. Tabii tabii, en iyi seri. Bak, konuyu nereden nereye çektik Uncharted konusuna. Best seri ever Uncharted. Ever oldu şimdi. Ya neyin seri olduğuna bağlı. 4 çıksın bağlı. Ona göre de. GTA o zaman anasını satayım. Yok yok, geçen nesil oldu canım. GTA geçen nesilde de vardı. GTA 5 vardı. Seri değer misin GTA? GTA 5, GTA 4 vardı. E olsun, şimdi Uncharted 4 de PlayStation 4'e de çıkacak. Ama ben Uncharted 1, 2, 3 için konuşuyorum zaten. Bir şey demedim ki. GTA 4 ile 5. Bence GTA 4 5'tense Uncharted tercih ederim. Valla tartışılır ya. İşte tartışıyorum ben de. Katıksız aksiyon desen belki anlarım da. Ha, füzeleri patlatmayı unutuyorum ben ya. Ben diyorum niye patlayıp duruyorum ya. Bak, farklı yerdeyiz yalnız ha. Habire farklı yerlere ışınlandırıyoruz. Evet, değişmemesi lazım az önceki şeyimize göre. Bak, bunları patlatmayı unuttum için abi. Sıkıntıların hepsi bundan kaynaklanıyor. Çünkü konuşurken ses kısık bu arada arkadaşlar. Siz ses çayır çayır duyuyorsunuz ama biz hiçbir şey duymuyoruz burada. O yüzden ben ne füze sesi duyuyorum ne bir şey duyuyorum. Bir yandan tartışıp bir yandan Uncharted oynayan Guinness rekoruna böyle bir şey girebiliriz. Kendi ucuna vuruyorsun. Mesela Assassin's Creed'den daha iyi olduğunu kabul eder miyiz Uncharted? Uncharted evet. Ya bozmadı en azından Assassin's Creed. Evet. Yani aslında pek bozdu. Uncharted 4'te ya taş gibi bir aksiyon çıkarsa ki çıkacak %90. Öyle gözüküyor. Elder Scrolls Skyrim ile Oblivion var ama Oblivion da bilmiyorum ki geçen nesle girer mi? Oy de. Ha. Bence o yok. Seviyeyi yok yok. Orada önerme birazcık kabul edelim şey oldu. Eksik oldu. Katıksız veya şey böyle hafif bulmaca katıklı benim aksiyon oyunu. Ama benim önermem o değil ki. Önermeyi sen şimdi kendine göre değiştirdin. Benim önermem daha söylüyorum. En iyi seri. Düşünüyorum. Ama o zaman rakipsiz olur ki zaten. Değil lan o zaman. Değil. İşte bana bunlarla gel. Çünkü o zaman tartışmaya gerek kalmayacak. O zaman da herkes Uncharted kabul edecek ve bitecek ya yani. Zaten tek bir kefeye koyup ölçemiyorsun artık hiçbir tabii, şekilde tabii. Oyunları. Ya ben işin geyiğindeyim aslında. Hani orada önemli olan hani Uncharted. Yoksa Uncharted en iyi seri olduğunu hepimiz biliyoruz da. Duymamazlıktan geldim o şeyi. Sırada Uncharted 3 var. Sinan Akkol'u uğurladık bu sefer. Ömer Akdağ ile devam edeceğiz. Kendisi çok sever Uncharted'ı. En sevdiğin Uncharted hangisi? 2 tabii ki ya. Kaça gidiyorsun? 8. Sen de mi 2 seviyorsun? Vallahi herkes 2 seviyormuş. Ya 3'ü de ben çok severim. 3'ü ben de çok severim ama favori 2 ama yani. Evet ya, o oyunun girişini falan hatırlayınca şöyle bir insan tüyleri diken diken oluyor. Ama şu sahnelerde tabii beni utandırıyor azıcık. Sağ olun. Şu an Suriye şeyindeyiz, bölümündeyiz diye hatırlıyorum. Evet, Suriye Hisar bölümündeyiz. 8. bölüm. Yavaş yavaş Sinan Akbol yaklaşıyor. Bir şey diyecek galiba. Ne oldu lan? Yayındaydım ben az önce, ışınlandım. Sen ne ara buraya ışınlandın? Ne ara buraya döndünüz? Abi, seni egale edip yerine geçme planlarımın ilk aşaması. Egale ne demek? Bilmem. Ama cümleyi futbol maçlarının yorumlarında söylenir, ben de bir söyleyeyim dedim. Ben bir çıkın. Abo! Adam ağzıma roket atar vuracaktı az kalsın. Evet. Doğal olarak en az gelişmiş olan Uncharted da bu herhalde. Çünkü zaten hayvan gibiydi. Evet, Uncharted 2 bayağı iyiydi yani. Uncharted 3 değil mi bu? Şey, Uncharted 2 bayağı iyiydi. Uncharted 3 grafik anlamında Uncharted 2'den sonra böyle bir hani yani gene sağlam grafikleri var ama hani devrim dediğimiz grafikleri yok açıkçası. Bu arada koltuk altından bir adet roket geçti. Evet. Neden o? Bu abi atıyor. O abiyi öldürürsek gayet rahatız. Bu öldürme psikolojisini hiç anlamıyorum ya. Böyle bazen oyunlarda şey oluyor ya. Hayır, onu öldürmeyeceğim deyip son boss'la bir konuşma oluyor ya. Sonra ama böyle oraya gelene kadar 1500 kişi ölmüş böyle. Tomb Raider ünlüdür o konuda, ben oynamadım ama. Yani, bayağı dalga geçildi o oyunda. Abi konuşurken aşağı işte. Ya bu arada Uncharted'da çok favori bir karakter. British, Cutter. Oldukça eğlenceli bir tip açıkçası. Tam bu polisiye filmlerin hani aranan tip olur ya böyle yancı, geyik yancı falan böyle. Ama hani sert adamdır. Delikanlı adam falan, tam o tip bir abimiz. Nathan öyle değilmiş gibi bir de yancısı var aynı şekilde. Yancısı ve yancıları var yani. Sullivan zaten Sulo, Sinan Akbol'un deyimiyle Sulo zaten favori bir abimizken. Bu oyunda şeyi sadece sevmedim burada. Chloe var ya, bu o da British ablamız.
Chloe esmer. İkinci oyunda yanımıza katılıyordu böyle. Evet. Burada onun tipini böyle çok Amerikan vari yaptılar. Şurada solda duruyor Sülo'nun yanında. Hani o tip hoşuma gitmedi sadece. Ya çok böyle hani şey olmuş. Hani ne diyeyim, baby face. Ya onun karakteristik bir suratı vardı. Yani o evet, bayağı eleştirildi zaten o suratın değişmesi. Burada mı değişti yoksa 3'te mi değişti? 3'te değişti. Burada yani. Şey 3'te. Tamam. Bu 3. Burada değişti. Nathan Drake Collection'ın Uncharted 3'ü oynuyoruz şu anda. Nathan Drake Collection'da değil, asıl 3'te değişti yani. Tabii asıl 3'te değişti. Drake Collection'da değişmedi. Asıl 3'te değişti. Bunda zaten öyle hani çok böyle Nathan Drake Collection için çok böyle hani elzem değişiklikler yapılmadı. Hani bildiğimiz aynı oyunu, sadece biraz daha cila almışlar. Klasik 1080p 60 FPS geri, ki PlayStation 3'te 60 FPS'ydi diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum da. Ben de yorum yapamayacağım, şu an hatırlamıyorum. Ya akıyordu diye hatırlıyorum oyun ama. Ha yine de gayet güzel gözüküyor. Değil mi abi? Bu arada çok sessiz oynuyoruz şu an. Harikadır. Onu dövelim biz. Yumruklayalım. Arkamızda taramalı tüfekle geldi adam, duymadık yani. Şey açısından merak edin olursa sıkıntı eğer var. Uncharted 1'de ondan bahsetmedik denk gelmediği için. Six Axis kontrolleriyle yapılan şeyler vardı Uncharted 1'de. Böyle hani dengede kalmaya çalışma çabaları falan vardı. He. Onları kaldırıp Uncharted 2'deki kontrollere, yani normal kontrollere evirmişler. Peki hiç touch pad'i kullandın falan filan bir şey denk demişler mi? Sadece şeyde Journey, Journal'a bakarken. He. Abi sana yalnız saydırıyorum ben. Utanmadan arada nasıl bomba atıyorsun bana ya? Onun beresi koruyucu gibi herhalde. Evet, bunun beresi bayağı sağlam. Bere. Deresi düştü. Takke düştü, kel göründü, vurdum. Hakikaten gelmiş. Hakikaten de gelmiş ya adam. Bu imleci değiştirmeleri çok hoşuma gitti benim Uncharted 3'te. Hayır, patlayacağım. Ömer evet, ne diyorduk, sen konuşabilirsin. Ben şu an aksiyonun göbeğinde olduğumdan çok konuşamıyorum. Ya şu kaçma aksiyonları da böyle bir hoşuma gitmişti, sonuna gitmişti bir taraftan da. Adamın yanında bomba patlıyor, atlıyor ya yani. Şey değil yani, yatarak gibi yukarı doğru atlıyor. Yatarak da gideriz istersen hemen. Bak gidemedim. Olsun. Şöyle gidebilirim. Evet, şimdi oldu. Daha gerçekçi oldu. Hiç onu düşünmedim valla aksiyon esnasında. Burası çünkü çok şey bir bölüm, cins bir kısımdı yani. Dört taraftan insanlar saldırırken. Ya bir taraftan da tarihi şeylere, eserlere zarar veriyorsun ama. Derken bir tane tarihi kolunun yanında salak kendini havaya uçurdu. Ben bu adamı döverim ya. Çok sinirlendim, yaptım densizliğe çok sinirlendim. Dediğim gibi Uncharted 3'ün tempo bakımından ben. Yani rahatsız eden tek kısmı temposuydu açıkçası. Yoksa bölüm tasarımları şahaneydi. Afganistan bölümleri, o uçak bölümü, keza bu bölümler oldukça kaliteliydi. Yine de böyle yarım adım falan Uncharted 2'nin bölüm tasarımları azıcık daha güzel gelmişti bana. Bence de kesinlikle, bana da öyle de geldi yani. Özellikle Uncharted 2'de o trenle başlayan macera, işte böyle uçsuz bucaksız bilmediğin yerlere gidiyorsun. Bir de her Uncharted'da şey vardır ya en sonda. İşte yaratıklar var ama yaratıklar mı bunlar acaba falan dediğim bir durum oluyor yani. Bir Uncharted 1'de onun bir şeyi yoktu. Hani hakikaten de lanetlenmiş insanlar geliyordu yani. Uncharted 2'de böyle şeydi, kostüm giymiş tipler vardı. Gerçi ben şu an çatıştır spoiler veriyor olabilirim. Yani adamlara diyoruz ki bir de, oynamayınsanız Uncharted'ı, bunu oynayın ve bizi izlemeyin. Sonunda da şu oluyor. Neyse, yalnız şu oyunda bir çöl bölümü var diyor. Çok bayık gelmişti bana, bilmem. Şey gezdiğim bölümü diyorsun değil, evet, mi? Evet. Devamlı. Ya ben tekrar oynarken çok baymıştım. İlk oyunda böyle hani acaba ne olacak falan demiştim ama tabii o şey vermedi. Duyurularında yaptıkları etkiyi vermedi açıkçası. Bitmiş yere sıkıyorum. Bir daha patlar mı acaba diye denedim. Kalmıştır barut. Çok bilmedi. Çölün üzerine durmuşlardı hani. Çölde Nathan Drake ıssız ve yalnız, bakalım neler yapacak diye çok reklam yaptılar. Hem yani çok uzun sürmüyor, hem bir olayı yok fazla ama... Yok artık, kötü değil tabii yani. Değil tabii, çölde gene bayağı vakit geçiriyorduk aslında. Yani kuru çölde geçirmesek bile o tabiat, o coğrafyada bayağı oyunun sonları orada geçiyordu açıkçası. Ama tabii o şeyi ne kadar verebilirsin Uncharted bir oyunda. Hani o yalnız kaldım, susuzum ben. Çok hani sinematik, skrip sahnelerdi. Yürüyordun, geçiyordun falan. Aynen. Ne olacak gerçekten? Evimize gelip suyumuzu alacak halleri yok oyun oynarken yani. İç böyle çok gerçekçi oluyor böyle diye. Naughty Dog'dan yetkililer. Yetkililer. Kesinlikle Uncharted 4'ün videosunu seyredim bu arada. Uncharted'ları oynadıktan sonra. Yani... Uncharted 4 2'nin bile üzerine çıkacak gibi geliyor bana ya bir taraftan. Vallahi bana 2'nin üzerine çıkabilecekleri... Uncharted Naughty Dog'dan mesaj geldi. Çıkacağız lan. Çıkacağız lan. Terbiyesiz ne biçim konuşuyorsun diye. Burada adam bana tekme atmaya hazırlanıyormuş. Vallahi bana açıkçası o biraz zor gözüküyor. Uncharted 2 çünkü hakikaten birden sonraki asıl böyle bu bombaydı. 3'te bile 2'yi övmeye devam ediyoruz. Düşünün artık yani. Bilmiyorum, 4 tabii ki çok epik olacak. Yani Uncharted'in her oyunu zaten çok epik oluyor da. Olacak mı? O kalibreye ulaşacak mı? Umarım ulaşır.
Umarım Uncharted 2 neymiş abi, 4 vardı var ya, öf dediğim bir oyun olur yani. İlla bir şeyler gömme hastalığımız var ya. O da oyun mu lan aslında, şunu da oyna diye. Halbuki hepsi bireysel, başlı başına iyi. Ama tabii kişisel bir arzumu dile getirecek olsam, keşke Uncharted 4 yapmasalardı da başka bir şey yapsalardı. Ne bileyim, sonuçta PlayStation 1'de Crash serisini yaptılar, 2'de Jack and Dexter yaptılar. Uncharted'da PlayStation 3'te kalsaymış, yeni bir efsane yapsalarmış, Last of Us yaptılar ama tabii PlayStation 4'le özdeşleşmiş bir şey değil o sonuçta. İyi ki senin kişisel şeyini dinlememişler. Evet. İyi ki Uncharted 4'ü yapıyorlar. Yok ki hayvan gibi oynayacağız sonuçta. Oyun kaçarı yok da. Ama yok, dediğine kasılıyorum ben de. Last of Us gibi ya, ne yapacağız Allah aşkına? Nereye bakmamı istiyorsun sen şimdi? Dinlemiyoruz bile, sessiz de oynuyoruz oyunu. Evet, duvar çok güzel. Sıkayım mı duvara? Ne konuştular acaba? Şuraya normalde basıp yıldızlara bakmamız gerekiyordu ama ondan önce bir şey daha yapacakmışız da ne yapacakmışız onu hatırlamıyorum. Buradan bir şey mi oluyor? Nedir? Şu an koşturmuyor da bana. Devamlı buraya baktırıyor. Duvar. Evet. Bir dakika, bunu ne yapacağız? Kıracak mıyız? Ulan ne yapacaktık burada? Unutuyorum şu oyunlarda ne yapacağımızı deliriyorum. Belki de videoyu bitirmek için iyi bir yerdir. Değil mi? Ama artık şimdi de şey olacak. Konduramıyorum, laf konduramıyorum. Takılıyor, geçmiyor, bırakıyor falan diyecekler. Ya sonra 5 saniye bir şey yaparsın, geçtiğini gösterirsin, ispatlarsın insanlara. Doğru söylüyorsun. Hemen YouTube'dan bir tane video. Yok yok. Ne? Bunu mu bekliyordum ben yani? Duvarı gösteriyor. Allah kahretmesin ya. Evet. Evet. Burası normalde gizli giriş olması gerekiyordu. Videonun o kısmını tabii siz görmediniz. Aradığımız gizli giriş burasıydı. Tam bir Jason Statham değil mi ya? Evet ya, net. Tam bir İngiliz Jason Statham. Heykeller gördüm, ona bakıyorum zaten sabahtan beri. Normalde Uncharted'ın dublaj kadrosu da çok iyiydi ya. Ben çok beğenmiştim ki orijinali çok çok iyidir ama Türkçe dublajı yapan ekip de çok sağlamdı yani. Aynen. İlk iki oyunun dublajını yapanlar herhalde üçün dublajını i̇şte, yapanlarla aynı değildir. Bilmiyorum aynı mı değil mi? Ben de çok aynı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sağlam bir bütçe meselesi o iş ama yani nasıl olacak o iş, nasıl olmuş çok merak ediyorum ben de. Bize gelen sürüm maalesef dediğim gibi şey olmadı. Yerdeki bir şeydir. Bence de yerdeki bir şeydir. Yere bakalım. Aha buldum. Nasıl akıyorum ama akıyorum. Benimle alakalı bir sıkıntı yok ona göre yani. Hemen laf şey yapmayalım. Ha buradan da aşağı ineceksin. O zaman hadi inelim aşağı. Ha bunun tam yukarısına bakacağım. Bakıyoruz. Hava var. Yıldızlar falan. Tam oradan ayarlamadım ya, görmemiştir. Halbuki şurası falandır kesin. Neyse arkadaşlar, bu bulmacayı çözdüğümüze göre oraya gelince bir bulmaca daha var ama çok basit bir bulmaca o. O yüzden oraları göstermeyeceğim. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Uncharted 3'e vereceğimiz, Uncharted Nathan Drake Collection'a vereceğimiz puana geçelim efendim. Aksiyonun tam ortasında. Diş diş diş, şunu patlatayım bari öne geçelim. Puhu! Görüşmek üzere.